Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. bir Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay olan, lezzetine doyamayacağınız, tadına baktığınızda müptelası olacağınız saray sarması tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak malzemelerimizi saymakla başlıyorum. Muhallebimiz için gerekli olan 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı tereyağı. Arasına koymak için 1 su bardağı soğuk süt, 1 paket krem şanti. Tepsinin alt tabanı için 2 su bardağı hindistan cevizi. İlk olarak genişçe bir tencere alıyoruz. İçerisine 1 litre soğuk sütümüzü koyuyoruz. Burada kullanmış olduğumuz sütün soğuk olması çok önemli. İçerisine koyduğumuz malzemelerinizin topaklanmaması için sütünüzün soğuk olması gerekiyor. Sütün içerisine 1 su bardağı toz şekerini ekliyoruz. 3 yemek kaşığı tepeleme unu da ekliyoruz. Unumuzu da ekledikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası ekliyoruz. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı kakao ekliyoruz. Ve bunları ocağa koymadan önce güzelce karıştırıyoruz. Sizler eğer dilerseniz buğday nişastası yerine mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Her ikisi de olur, hiç fark etmez. Tenceremizdeki bütün malzemeleri sütle birlikte güzelce karıştırdıktan sonra artık ocağımıza koyuyoruz. Bu arada ocağımızın altı tam ateş olacak. Bu tatlıyı pişirme aşamasında asla ocağımızın başından ayrılmıyoruz ve karıştırmayı bırakmıyoruz. Karıştırmayı bıraktığınız anda tatlınızın tabanı tutacaktır. Tabii ki bu da tatlınızın yanmasına sebep olacak. O yüzden tatlımızın pişme aşamasında hiçbir zaman başından ayrılmıyoruz ve karıştırmayı bırakmıyoruz. Kaynamaya yakın içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyoruz. Dilerseniz sizler bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Fark etmez, her ikisi de çok lezzetli olur. Bunu da koyduktan sonra güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Artık tatlımız kaynamaya başladı. İçerisine bir paket vanilyayı koyuyoruz. Bunu da koyduktan sonra karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Tatlımız kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika boyunca da tam ateşte pişene kadar karıştırıyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü herkesin evinde bulunan klasik su bardağı 200 ml. 3 dakikanın sonunda ocağımızın altını söndürüyoruz ve tatlımızı ocağımızdan alıyoruz. Fırın tepsimizin tabanına 2 su bardağı hindistan cevizimizi hiçbir yerinde boşluk kalmayacak şekilde serpiyoruz. Böylelikle tatlımızı koyduğumuz zaman tabanına yapışma olmayacak. Tepsimizin her tarafına Hindistan cevizini güzelce serptik. Bu tatlının tadı gerçekten çok güzel oluyor. Yapımı da oldukça kolay. Eminim sizler de denediğiniz zaman bu tatlıyı favori tarifleriniz arasında yerini alacaktır. Tepsimizi kenara alıyoruz, tatlımızı alıyoruz ve çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Hindistan cevizini tepsiye koyana kadar tatlımızın üzerinde kabuklanma ya da kuruma olmuşsa karıştırarak onu önlemiş oluyoruz. Böylelikle kıvamı daha özlü ve daha güzel olmuş oluyor. Tatlımızı da 1-2 dakika boyunca bu şekilde çırptıktan sonra artık tepsimizin üzerine dökme zamanı. Her tarafına eşit gelecek şekilde tenceremizdeki tatlının hepsini tepsiye döküyoruz. Yapmış olduğum bu saray sarmasında asla kırılma olmuyor. Sizler de benim yaptığım gibi yaparsanız gerçekten kırılma olmayan güzelce sarabileceğiniz çok lezzetli tatlı elde etmiş olursunuz. Tencerenin içerisindeki tatlının hepsini tepsiye döktükten sonra spatula yardımıyla da şöyle bir düzeltiyoruz. Tepsinin üzerindeki tatlının hepsinin eşit ölçüde olması için spatula yardımıyla her tarafına yayıyoruz. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Spatulayla tepsinin her tarafına tatlıyı yaydıktan sonra soğuması için kenara alıyoruz. Bu arada içerisine kullanacağımız krem şantiyi hazırlıyoruz. 1 su bardağı soğuk sütümüzün içerisine 1 paket krem şantiyi ekliyoruz. Mikser yardımıyla iyice katılaşıncaya kadar karıştırıyoruz. 2-3 dakika boyunca karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi krem şantimiz de kıvamını aldı. Bu arada krem şantimizi yaparken tatlımız da soğumuş oldu. Krem şantiyi de bir kenara alıyoruz ve soğumuş olan tatlıyı tezgahımızın üzerine koyuyoruz. Karıştırmış olduğumuz krem şantiyi de spatula yardımıyla tatlının üzerine boşaltıyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısmı olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Krem şantiyi de tatlın üzerine döktükten sonra her tarafına eşit olacak şekilde spatula yardımıyla sürüyoruz. Daha sonra bıçak yardımıyla ilk olarak uzunlamasına ortadan ikiye kesiyoruz. Uzunlamasına kestikten sonra tatlımızı enlemesine tekrar 3 parmak aralıklarla aşağı doğru kesiyoruz. Kesme aşamasında bıçağımızı arada bir de soğuk suyla ıslatıyoruz. Böylelikle keserken çok daha kolay kesmiş oluyoruz. Bıçağımızın ucunda kalan tatlı kırıntılarını da böylelikle temizlemiş oluyoruz. Daha sonra spatula yardımıyla kesmiş olduğumuz tatlıları ucundan başlayarak aşağı doğru rulo haline getiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu tatlıya şekil vermesi de oldukça kolay oldu. Hiçbir kırılma da olmadı, gayet de güzel gözüküyor. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında da ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Misafirleriniz geldiği zaman çok çabuk bir şekilde hazırlayabileceğiniz, görseli de gerçekten çok güzel olan güzel bir tatlı yapmış olduk. Bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Sizler de göreceksiniz hiçbir zaman kırılma ve çatlama olmayacak. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler de bu tarifimin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.